nasıl oldu? Bu felaket nasıl meydana geldi? Yani ihmaller zinciriyle ilgili bir saptamanız Tabii. oldu. Yani burada bu felaket altın maden sahasındaki yığın liç sahası dediğimiz kısımdaki kayma bir doğal afet değil. Evet. Önce bunun adını koymak evet. gerekiyor. Buradaki doğal bir dağ da değil. Burada e, siyanürlü solüsyon malzemesinden geçirilen oksitli cevherin önce e, öğütülüp daha sonra topaklaştırılarak üst üste yığılması, içine siyanürlü solüsyonun geçirilmesi, aşağıya süzülen e, bu sıvının e, en aşağı tabakada bu yığının içini toprakla temas etmesini engellemiş, engellemek için serilen membrandan süzülüp e, siyanürün tuttuğu altınla birlikte siyanürü ayrıştırıp sıvıyı da geri atık havuzuna göndererek ...oradaki altının elde edilmesi işlemi yapılıyor. Evet. Bu yapılırken bu topaklaştırılmış malzeme diye ifade ettiğim aslında liç malzemesi... ...yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Tabi bunun belirli bir bilimsel sınırlarının içinde yapılması gerekiyor. Ve bu yığın yapay bir dağ oluşturuyor. Burada da arkasında bir tepeye yaslanarak e, yapay dağ yükselmiş vaziyette... Yalnız burada tabii ölçü önemli, kurallar önemli. Ee, buradaki bunun bir burada, bu da... bir kural Yani ne kadar yığılabilir? Tabii mesela. bunun aslında bir ölçüsü var. Evet. Ee, bu ölçü burada aşılmış görünüyor. Dört tane fazdan oluşuyor. Buradaki e, yığın iç e, dağı diyelim. Dört faz. Her bir fazda sekiz basamak bulunuyor. Evet. Bu sekiz basamak, e, basaman her biri sekiz metre yüksekliğinde. Evet. Yani ben dört faz üst üste dediğim zaman ifade etmeye çalıştığım şey her fazda sekiz basamak olup her basamak sekiz metre olduğu için toplam bir fazda 64 metrelik bir yığın diç dağından bahsediyorum. Dört faz olduğu zaman da iki metreye kadar ulaşmış olan bir yığın diş sahasından bahsediyoruz. Yani biz 256 metre yüksekliğinde bir e, yığından yığından bir yığın Evet, hayal yapay, edelim, yapay bir dağdan bahsediyoruz evet. aslında. Böyle evet. katman katman piramit gibi düşünün. <laughs> ee, yukarıya doğru yükselen bir dağ. Bu yükseklikte birlikte dünyanın en tehlikeli ve en yüksek yığın liç dağından bahsediyoruz. 4 evet. faz. 256 metre. Bu tasarlanmış, yapılmış bir kapasitesi var bunun. Evet. Bunun kapasitesi 58 milyon ton. Bakın Anagod madenciliği burada da Nihai Çet raporu var. Nihai Çet raporunun tarihi Mart 2021. Hı hı. Burada diyor ki mevcut durumda toplam 58 milyon ton kapasite olarak ilk dört fazın inşası tamamlanmış. Hı hı. Hı hı. Ve Mayıs 2020 itibariyle bu alana 53,7 milyon ton cevher serimi yapılmıştır. Hı hı. Şimdi bu sahaya sadece Anagod Madencili getirip oksitli cevherini yığmıyor. Aynı zamanda başka bir ruhsat sahasından yine bir başka şirket Kartaltepe Madencilik adı verilen şirket de oksitli cevherini getirip yığıyor. Yani tek bir şirketin burada üretim baskısı yok. Aynı zamanda bir başka şirketin de var. Adı da Kartaltepe Madencilik. Bakın Kartaltepe Madencilik ne diyor? Diyor ki onun da nihai chat raporu, bu rapor Şubat 2022, biraz daha yaklaşıyoruz evet. süre olarak. Ekim 2021 itibariyle yaklaşık 58 milyon ton cevher yığın lis sahasına serilmiştir. Evet. Neydi kapasite? 58 milyon tondu. Evet. Ekim 2021 itibariyle ne kadar cevher serilmiş? 58 milyon. O zaman kapasite, yani dolu... kapasite dolmuş. Yani kapasite dolmuş. Yenisinin yapılmaması Peki bu felaket yaşandığında Yığın Diç kütlesi kaydığında ne kadar acaba cevher serimi yapılmış? Hmm. Onu da Enerji Bakanlığı'nın İliç Komisyonu'na yaptığı sunumdan görüyoruz. Bakın ne diyor? Diyor ki Yığın Diç'te heyelan öncesi son durumda 68 milyon ton depolama yaptı. Yani 58 milyon ton olması gereken yere 68 milyon ton, 11 milyon, milyon ton daha fazla. 10 milyon ton fazla. Ondan, evet. Şöyle planlamışlar. Diyorlar ki, e, bu nihai çet raporunda. Faz 4 faz demiştik ya üst üste yığılan. Evet. Faz 5 ve faz 6 inşa edeceğiz. Orada da yeni bir kapasite oluşturacağız demişler kapasiteyi de belirlemişler. 2014 yılında 73 milyon ton. Ik ikinci kapasite artışıyla 2021 yılında da 85,3 milyon tona çıkaracağız demişler. Ama faz 5 ve faz 6 hiç yapamadıkları, yani devreye alamadıkları, inşaatlarını tamamlayamadıkları için 58 milyon ton da kalmış. Onlar da e biz faz 5 ve faz 6 inşaatını yapamadık. Altın üretimini durduralım veya yavaşlatalım dememişler. Dünyada altın fiyatları çok yüksek. Biz de altın üretimini hızla devam etmeliyiz demişler. Zaten burası bir merkez bankası gibi bir yer burası. Darphane gibi. Yani ben yığın diş diyorum. Siz düşünün bir merkez bankası hayal edin. Orada para basan bir matbaayı düşünün. O demek. Hayır diyorlar. Makine çok ısındı. Durduralım. Hayır durdurmayın. Bir Makine daha koyalım yanına onu koyacak zaman yok. Ne yapalım? Ba para basmaya devam. Altın üretimine devam. İşte bu vahşi madencilik kısmı. Evet. Burası tamamen ve neticede durdurmuyorlar ve Yığınlış Dağı'nın 256 metre yükseklik aşılıyor. 58 milyon tonluk kapasite zaten dolmuş durumda ve tam 257. metrede yani 33. basamakta bu felaket gerçekleşiyor. Evet. Şimdi burada tabii üst üste basamaklardan bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani örneğin şunu yapsaydılar işte siz 4 faz dediniz. Yani şöyle gösterebilirim. 6... Şunun gibi yani basamak dedim. Bakın bu bizim evet. Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının yani benim evet. de sorumlu olduğum görev alanımın hazırladığımız iyileç raporuydu. Bakın burada şurada görünüyor. Şöyle parlama yapmasın diye evet, ben o, şöyle açayım. Çok daha Bakın güzel. burada basamaklar var. Şöyle. Evet. Böyle basamaklar yukarıya doğru çıkıyor. E, bu basamaklar e, 8 metre yüksekliğinde her, her biri. Dinlesi. Bakın şu aradaki yatay kısımlarda kamyonlar e, taşıma yapıyor. Evet. Yani oradan düşünün bir kamyon bile burada minicik Hı -hı. E, görünüyor. Böyle devasa bunlar yapılır. Evet. evet. Peki o şey sırasında, kayma sırasında e, bu yığın altında kalan ee, çalışanlar tam ne yapıyorlardı? Neredeydiler o sırada? Şimdi burada anlaşılan şu. Burada bir kaymanın olduğu sabah saatlerinde anlaşılıyor. Kaldı ki e, bir süre önce de e, çeşitli e, araçlarla böyle ölçüm araçlarıyla aslında burada bir e, hareketlilik olduğu tespit edilmiş. <laughs> Bu tespit ediliyor. Sabah bir çatlak görülüyor. Daha sonra müdahale etmek üzere bazı şirketlere, orada çalışan şirketlere, bunlar Anagod'un yapısının altında çalışan şirketler, kendi alanlarında e, uzmanlaşmış taşeron şirketler diye tabir ediliyor. Bir kısmı sağdan çıktı, bir kısmına hiç bilgi gitmedi. Onların da sağda kaldığı ifade ediliyor. İşte bu kalanların içindeki bir kısım hiç bu kaymadan haberi olmayarak yakın bölgede yer alan işçiler var. Bir kısım da e, yığın sahasındaki kaymayı ve çatlakları yerinde görmek ve fotoğraflamak için o bölgeye hareket edenler var. Bunların arasında e, yabancılar var. E, üç tane yabancı var. Orada e, Golder adı verilen bir şirket. Aslında bu yığın sahasını tasarımını yapan şirketin bir yetkilisi var. İki tane SSR Mining'in yine yabancı yetkilisi de aynı bölgeye gitmiş. Yanlarında Türk mühendisler var. Yanlarında yine Türk işçiler var. Hatta işçilerin ikisi Kenan Öz ve Ramazan Çimen bir araçla bu basamakların 25. basamakta onlar duruyor fotoğraflama yapmak için. Diğer bu birkaç araç 3 yabancının da içinde bulunduğu araç 33. basamağa çıkıyor. Bu arada o üç yabancı da sırra kadem basmış durumda. Yani Türkiye'de oldukları düşünülmüyor. Hızlı ifadeleri Hı. alınmış. Ondan sonra onlar sanırım yurt dışına yani onu, bunu biz komisyon olarak talep edeceğiz. Kaçırıldılar yani bir şekilde. Ee, yani söyleyebilir miyiz? işte onlar da aslında ana golden mühendisleri ama ilk ifadeden sonra onlar ortada görünmüyor şu anda. Ve onlar 33. kata basamağa çıkıyorlar. Aslında tam da kaymanın başladığı yer. Öyle diyeyim. En tepe ama Kaymanın aktığı yöne doğru değil de onlar diğer yöne doğru e, hareket edip kaçınca onlar kurtulmuşlar. E, öyle görünüyor. Yani burada bir sorun olduğu da biliniyor. Evet. Burada bir hareketlilik olduğu, bir kayma ihtimalinin olduğu biliniyor. Ve burada e, bir ihmaller zincirinin sonucu olarak bu felaket yaşanıyor. Yani bu bir anda olan bir felaket değil. Bu aslında üst düzeyin, şirketin üst düzeyinin bildiği ama bir türlü müdahale etmediği, etmekte geciktiği ve sahayı tam anlamıyla da boşaltamadığı bir ihmaller zincirinin sonucu. E tabii böyle bir büyük bir tesis sadece şirkete mi terk edilir? Hayır. Aynı zamanda denetim sorumluluğu olan kurumlar var. Her ne kadar İliç Komisyonu'na geldiklerinde Hiçbiri sorumluluklarını kabul etmese de edemese de hepsinin bir denetim sorumluluğu var. Önce Enerji Bakanlığı geldi. Dedi ki bizim dedi yığın diz sahasında bir sorumluluğumuz yok. Denetleme sorumluluğumuz yok. Çünkü dedi buranın çet raporunu Çevre Bakanlığı onayladı. Kurumlardan görüşlerini aldı ve o onayladı dedi. Bir bakıma Çevre Bakanlığı'nın hem bu e, chat oluru vermesi yönünden e, aynı zamanda da e, Çevre Bakanlığı'nın chat izleme ve denetleme e, başkanlığı var. Yani zaten görevi chatte belirlenen çalışma koşulları ve çizilen sınırlara uyulup uyulmadığını denetlemek. Bunu yapmadığı görünüyor. Sonra Çevre Bakanlığı geldi, İliç komisyonuna. O da dedi ki, benim dedi denetleme sorumluluğum yok. Ben dedi sadece yığın lisasının altındaki membranı toprakla temas edip etmediğini denetlerim dedi. Arkasına Çalışma Bakanlığı geldi ki burada 9 işçimiz enkaz altında kaldı biliyorsunuz. 4'ünün cansız bedeni çıkarıldı, 5'inin hala aranıyor. E bu noktada çalışma bakanlığı dedi ki burada dedi ben dedi bütün tesisten sorumluyum bir tek yerden sorumlu değilim o da sahası dedi şimdi hmm. o da kabul etmedi yani gör ben görmedim duymadım bilmiyorum evet. durumunu evet. oynadılar oysa ki tabi bu baştan aşağı bir e, ne diyeyim yalan hmm. hepsinin ya o, hepsinin sorumluluğu evet. var ama en tepede kimin var derseniz tabi. Yani o da bakın burada e, buradaki altın maden sahasının ikinci kapasite artışını onaylayan oluru veren çevre ve şehircilik yani o dönem adı çevre bakanlığı diyelim yani çevre bakanlığı ve altında da bakan adına atılmış imza var yani kimin dönemin çevre bakanı Murat Kurum en tepede denetleme görevi kendisine ait neden? Çünkü en tepedeki onay merci kendisi ve kendisi olur veriyor Tabii. burada. Çet olumlu belgesinin altını bizzat çevre bakanı, dönemin çevre bakanı Murat Kurum imzalıyor. Ve bu felakete giden yolun taşlarında döşenmiş oluyor. Bu kapasite artışı yapılmamış olsaydı bu kadar altın üretimi vahşi madencilikle devam etmeyecekti. <laughs> Belirli kurallar çerçevesinde bu yapılacaktı. Ve bu felakette yaşanmayacaktı. Doğru. Bu yaşanan felaket bu arada Türkiye tarihinde yaşanan en büyük çevre felaketlerinden biri. Ve bu Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birini Çevre Bakanı Mehmet Ösaseki ne zaman geldi biliyor musunuz? 172 saat sonra geldi. Bir hafta sonra geldi. Düşündüm. Dedim ki yani bu Dehşet verici bir durum. Çünkü evet. buradaki felaketin kriz masasının yönetiminin başında aslında Çevre Bakanlığı'nın olması gerekli. Nerede diye baktık? İşte kendisi İstanbul'da toplantılar yapıyor. O felaket gerçekleştikten hemen sonra Adana'ya gitmiş, Osmaniye'ye gitmiş, kura çekilişlerine katılmış, seçim büroları açmış. 172 saat sonra arada bir de kendi ifadesiyle ameliyat olmuş. Yani o arada evet. onu da olmuş. Ve 172 saat sonra geldi. Niye niye diye bunu biz düşünürken neticede Mehmet Özhasen'in de buradaki ikinci kapasite artışında dönemin çevre bakanı Murat Kurum olur verdiği için aslında onun sorumluluğunu almak istemediği için bir noktada sahaya da gelmek istemediği sonucu aslında çıkıyor. Ee, önümüzdeki günler bu konu tartışılacak tabii ki ama. Burada aslında bir kanuni boşluk yok. Kurumların denetim yapması gerekiyor ama denetlememişler. E onların da denetlemiyoruz dediği noktada altın üretimi yapılıyor. Yani dolayısıyla burada adeta neredeyse kurumlar resmi yetkilerinin olmadığını ifade ederek sanki burada bir kayıt dışı altın üretimi yapıldığını da kabul etmiş oluyorlar. Çünkü eğer Enerji Bakanlığı denetlemediyse bu yığın lisasını, Çevre Bakanlığı denetlemediyse, Çalışma Bakanlığı denetlemediyse buradan çıkan altının miktarını kim denetliyor? Hmm. O zaman o da denetimsiz kalıyor. Bu da bir muamma oldu. Tabii denetimsiz kalıyor ve e, dolayısıyla da e, biliyorsunuz boşlukları e, kolu kuvvetlerinin olduğu devletin kendisinin bulunmadığı veya çektiği e, alandaki doğan boşlukları kim doldurur? Mafya doldurur. Peki bu sahada kim doldurur o denetim boşluğunu yaratılan denetlemeleri gerekirken bu sorumluluğu yerine getirmemelerinden kaynaklı boşluğu kim doldurur? Şirket doldurur. Nasıl dolduruyor Kendi kurallarıyla. Çıkaracağı altının miktarını daha da artırmak için ona göre bir proses orada işlem uyguluyor. Ve netice itibariyle de 4 fazın yüklenmesi gereken toplam kapasiteyi 58 milyon tonu aşıyor. 68 milyon ton e, burada bir e, yığın liç, yapay yığın liç dağı oluşturuyor. Dünyanın en tehlikeli yığın liç sahasını oluşturuyor. Şimdi kayanda da bir kütle var. E, bu kütlede 10 milyon metreküp. Biraz önce verdiğim birimler tondu. Evet. Şu anda metreküp olarak veriyorum. Evet. Öyle hmm. ifade edildiği için 10 milyon eee metreküplük kayan yığın liç kütlesinin içinde Aynı zamanda altın var. Evet. Ne kadar ee, diye sorduk bu sorunun yanıtını Enerji Bakanlığı verdi, Bakan Yardımcısı. 8 ton diyor. 8, 8 ton, 8 altın, ton altın var. Bu kayan yığın hiç evet. kitlesinin içinde. Peki bu piyasa değeri ne kadar? 520 milyon dolar. Hı. En az. Evet. Şimdi diyorlar ki soruyoruz bakanlıklara Burada diyoruz işte bir çalışma yapılıyor. Bu yığın hiç kütlesi buradan kaldırılıyor, taşınıyor, ediliyor. İşte sedde kuruluyor. İşte bunun gibi çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunların maliyetini kim karşılıyor diye. Onlar da diyorlar ki bütün maliyeti şirket karşılıyor. Böyle yani büyük bir başarı hikayesi olarak anlatıyorlar. İşte arama kurtarma faaliyetleri işte bütün masrafları şirket karşılıyor. Ya yani şirket. Altınına ulaşmak için oradaki bizim göçük altında kalan işçilerin cenazesini çıkarmak zorunda. Veya çıkarttırmak zorunda bizim afadın üzerinden. Evet. Dolayısıyla da bu cenazeleri çıkarmadan buradaki yığın ile ilgili istediği taşımayı ve ona göre oradan altın üretimini bir türlü başlatamıyor. Gerçekleştiremiyor. O yüzden bu cenazelerin oradan hızlı çıkması için ee, ve çeşitli çalışmaların yapılması oradaki altına ulaşmak için masrafları karşılıyor. Ancak karşıladığı masraflar e, sadece bu kayan kütlenin içinde yer alan altının altından elde edeceği e, paranın yanında solda sıfır derler ya. Yani çok az bir e, tutar. Dolayısıyla şu anda şu dakika itibariyle her ne kadar çevre izin ve lisansı iptal edilmiş dense de Çevre Bakanlığı tarafından. Aslında şu anda fiilen şirket hala altın üretme sürecini devam ediyor. Tabii, Bu yığın arama yapılıyor. kütlesini oradan taşırken. Buna şu anda da devam ediyor. Diğer taraftan zaten Enerji Bakanlığı'nın verdiği 6 adet ruhsat var. İşte bunun içinde altın ruhsatı var, gümüş ruhsatı var, civa var, e, manganez var, e, mobidyum var. Ee, bunlarla ilgili ruhsatları onlar zaten 2026 28 29 ve 31 yıllarına kadar işletme ruhsatları devam ediyor. Yani onlar iptal edilmiş de değil. Peki e, arama çalışma.